Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç bizleri bekliyor. Yunus Bey, günaydın, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Aslında ben biraz girizgah yaptım. Taklit ve taşiş ürünlerin zararları nelerdir? Dilerseniz buradan başlayalım. Bir kere öncelik bir ürün aldığınız hakkı dersiniz ve buna hakkınız var. Çünkü bunun için bir para ödüyorsunuz. Taklit aynı zamanda bir başkasının geliştirmiş olduğu, tanıtmış olduğu, emeğini vermiş olduğu ve yıllardır topluma tanıtmaya çalışan bir firmanın, bir üreticinin haklarını çalıyorsunuz. Bu anlama gelir. Takşiş ise bir üründe olması gerekenden başka şeyler konulduğu anlamına geliyor ki bunların her ikisi de haksız bir ticaret, haksız bir kar ve tüketici açısından da özellikle bilmediği, içerisinde ne olduğunu bilmediği veyahut da almayı arzu etmediği ve sağlığının ne gibi ya zararlı etkilerinin olduğunu bilmediği ürünlere para vermesi anlamına geliyor ki bu en basit tabiriyle haksız bir ticaret, haksız bir kazanç elde etme anlamına geliyor. Peki şuradan devam edelim. Ramazan ayındayız malum, gıda alışverişi konusunda da özellikle her yıl bu manzarayı görüyoruz. Ramazan öncesinde örneğin 3 liraya satılan bir gıda ürünü sırf Ramazan ayı olduğu için anında 5 liraya, 6 liraya, 7 liraya kadar çıkarılabiliyor. Bu konuda uyarılarınız olur mu? Vatandaşa ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle lazım ki Türkiye'de ne yazık ki birçok tedbire rağmen hala biz şunu inkar edemeyiz. Yani üreticiden alınan fiyatların marketlerde birkaç katına satıldığı bir gerçek. Bu sadece de Ramazan'la da sınırlı değil. Sayır zamanlarda da ne yazık ki bunu yapan, buna tevezzül eden, bu konuda iştahı kabarık olan bir pazarlama grubumuz var. Özellikle